Abi çok teşekkür ederiz NTV yayınına katıldığınız için. Koronavirüsle ilgili hala bilinmeyen birçok şey var. Salgın sürecinde bir yandan hastalar tedavi edilirken bir yandan da bilinmeyenlere cevap bulabilmek için bilimsel çalışmalar yapılıyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde hekimlere yol gösterebilmesi amacıyla hastanenin en ağır seyreden 35 vakasının tedavi süreci kitap haline getirildi. Fakülte bünyesinde bir de COVID-19 hastaları izlem merkezi kuruldu. Melike Şahin, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek'le kitabı ve izlem merkezini konuştu. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana hasta sayısı 110 bini aştı. En çok hasta gören hastanelerden biri de İstanbul Tıp Fakültesi. O hastalardan kazanılan deneyimler bir kitap haline geldi. Sayın Tufan Tükek, olgularla COVID-19 kitabı nasıl ortaya çıktı? Tabii İstanbul Tıp Fakültesi olduğumuz için öğrencilerimiz, özellikle Tokat'tan, Sivas'tan, diğer şehirlerden, öğrencilerimiz bizi zaman zaman arayarak, hocam böyle bir vaka var, ne yapalım, nasıl izleyelim şeklinde sık sık böyle sorular bize geliyordu. Özellikle ağır olan ciddi vakaları izlemede bir takım sorunlar yaşayabiliyorlardı. Bu amaçla biz de servise yatırdığımız ciddi pnömoni olan, ağır vakalar ve yoğun bakım ihtiyacı olabilecek olan hastalardan oluşturduğumuz 35 adet vakayı eline boyuna tartışmak suretiyle böyle bir kitap oluşturup öğrencilerimizin de uzmanlarımızın bilgisine sunmaya çalıştık. Bu amaçta seçtiğimiz vakalar genellikle işte kronik böbrek hastalığı olan, böbrek nakilli olan, kanser hastası olan, 90 yaş gibi oldukça ileri yaşlı olan hastalar, yoğun bakım ihtiyacı olup ama yoğun bakıma vermeden izlediğimiz, bir takım metotlar geliştirdiğimiz ve bu metotları da anlattığımız vakalardan oluşan bir çalışmaydı. Hakikaten bunu dün ilan ettikten sonra çok sayıda teşekkür telefonu aldım. Sağlık Bakanlığı'nın bir tedavi protokolü var ama her hasta farklı. Eminim doktorların da inisiyatif alarak uyguladığı tedavi yöntemleri vardır. Bunlar bu kitapta yer alıyor mu? Hekimlere ne sunuyorsunuz bu kitapta? Farklı bir bakış açısı var mı? Evet, tecrübelerimiz, sahadaki gözlemlerimiz ve uygulamış olduğumuz, tabii karşılaştığımız problemlere yönelik olarak uygulamış olduğumuz tedaviler zaten Sağlık Bakanlığı protokollerine de girdi büyük çoğunlukla. Bunların dışında olanlar, ufak çaplı uyguladığımız bazı yöntemler de yine bu kitapta anlatıldı. Virüsle ilgili özellikle hala bilinmeyen birçok şey var. Siz bu kitabı derlerken bütün hastaları göz önüne aldığınızda bilmediğiniz, yeni fark ettiğiniz bir şey oldu mu? Evet, biz hani koronavirüs aslında bir üst solunum yolu enfeksiyonu yapan, daha sonra alt solunum yolu enfeksiyonu yapan, akciğere yönelik olarak bildiğimiz bir virüstü. Ancak daha sonra gördük ki yani bu virüs hiçbir virüste görmediğimiz şimdiye kadar kalp, böbrek, karaciğer, beyin, nörolojik bulgularla ortaya çıkan semptomlar gibi değişik semptomatolojiyle karşımıza çıkıyor. Dünyada da yeni yeni literatür bilgileri elimize ulaşıyor. Orada da pankreasta mesela yani diyabetle ilgili bir takım bulgular olabileceği, ileride diyabete neden olabileceği şeklinde, yani diyabetik hastaların kan şekerini bozulmasına neden olabilecek kadar akut dönemde kan şekeri yüksekliğine neden olduğu şeklinde bilgiler de ulaşmaya başladı. Hakikaten bu virüsü daha henüz tam anlamıyla tanıyabilmiş değiliz. Bizi tabii en çok şaşırtan, belki de klinik olarak ama daha sonra oturttuğumuz bir tablo vardı. O da şuydu, damarın iç yüzeyini kaplayan bir endotel dediğimiz hücre tabakası var. Bu tabakanın hasarlandığını biliyorduk ama bu hasarlanmanın çok kısa süre içerisinde damar tıkanıklığıyla bize geleceğini çok açıkçası öncelikle kestiremiyorduk. Ama gördüğümüz o ki birçok hastada, özellikle serebrovasküler, yani beyin damar hastalıkları, toplar damar, bacak damarları ve diğer miyokartla ilgili damarların, atar damarların, koroner arterlerin dahi tıkanabildiğini ve miyokart enfarktüsüyle de hastaların gelebildiğini gördük bu süreçte. İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde bir de COVID-19 hasta izlem merkezi oluşturdunuz. Bu aslında salgın sonrası için de çok önemli bir adım. Bu izlem merkezi nasıl hizmet verecek? Evet, şimdi COVID-19'la uğraşırken biz şunu fark ettik. Aslında akciğerlerde, beyinde, böbrekte, kalpte bir takım hasarlar meydana getiriyor ve bu hasarların düzelip düzelmediği, klinik olarak bir miktar düzelme oluyor ama uzun vadede buralarda bir ciddi sorun oluşturup oluşturmayacağını dünyada bilmiyordu ve literatürlerde de bunlar tartışılmaya başlanmıştı. Mesela yeni bir literatür, özellikle pankreasta
pankreas hücrelerinin bir iltihabına neden olduğu ve uzun vadede bunun otoimmün tip dediğimiz yani diyabet hastalığına neden olabileceği dahi söyleniyor şu anda. Bizim buradaki amacımız, yani birinci amacımız daha doğrusu, bu hastaların önce birinci ayda yani hastalığı geçirdikten sonra, tamamen düzeldikten sonra, yani COVID-19 testleri negatif çıkıp biyokimyasal olarak da tamamen düzeldikten sonra bir klinik olarak değerlendirmek. Bu hastaların çünkü 20 gün, 25 günlük ciddi bir yoğun bakım süreçleri oluyor. Tek bir odada nefes darlığıyla boğuşmak çok kolay değil. Psikolojik problemler oluyor, beslenme problemleri oluyor. Gerçekten bunun tetiklemiş olduğu komorbid hastalıklar varsa, hipertansiyon, diyabet gibi, bunlarda bir kötüleşme ciddi anlamda ortaya çıkmış olabiliyor. İlk etapta bunların tedavisine yönelik olarak hastaların görülmesi planlandı. Üçüncü aydan itibaren de bu organlara yönelik olarak testlerimiz ve tetkiklerimiz başlayacak. Özellikle akciğer ve kalp üzerinde ciddi bir hasar bırakabileceğini düşünüyoruz. İkinci amacımız bu polikliniği kurmada hastalığı geçirmiş olan ancak antikor seviyeleri oluşturup oluşturmadığı henüz bilinmemiş kişileri test ederek bunların daha sonra ki önümüzdeki bir yıl içerisinde çünkü bu koronavirüsün ne olacağı ve nasıl seyredeceği tam bilinmediği için tekrar enfeksiyon geçirip geçirmeyeceklerini de buradan görmüş olacağız ve bu da bize aslında aşılamayla bu hastalıktan kurtulup kurtulmayacağımıza bir ışık tutmuş olacak. Yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi olan hastaları mı görüyorsunuz? Şu anda kaç hastayı takibe aldınız? Şu Dışarıdan an başvuru da mümkün müdür? evet. Şu anda aşağı yukarı zaten 6.500 civarında bir hastamız var. COVID-19 geçiren. Bunların tabii içerisinde çok daha ağır olanları öncelikle takip alacağız. Bunlar da aşağı yukarı 1.500 civarında. Bununla beraber günlük hasta sayımızı 50 olarak belirledik. Bu tabii 100'e de çıkabilir. Sadece İstanbul Tıp Fakültesi değil, İstanbul'daki diğer hastalara da hizmet etmeyi düşünüyoruz. Herhalde buradan kazanılan deneyimler, veriler de uluslararası alanda da önemli bir bilimsel çalışmaya vesile olacaktır, değil mi? Tabii, evet, aynen. Tabii bu hastaların onamları doğrultusunda kan örnekleri de alınıyor. Şu anda elimizde oldukça ciddi anlamda bir biyobank oluşturacak bir kan örneği var. Bunlardan genetik testler de dahil birçok testi yapmak suretiyle gerçekten bu COVID-19 ile ilgili ne kadar bilinmez soru varsa onları da cevaplamaya çalışacağımızı düşünüyorum, cevaplayacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Araya gidiyoruz.